Evet, böyle aynen devam edelim. Yine menüye gelip init preset diyorum. Sıfırlıyorum bunu. Yeniden kurarız. Ses zincirimiz, yani zinciri yeniden kurarız. Şimdi yine default. Bunun tablosunda başka dalga olmadığı için değiştiriyorum bunu. Mesela analog BDSynth dediğimde, bass drum synth, sine pardon. Bunun tabloları var. Hatta daha böyle bir şey deneyelim. Monster 1 olsun mesela. Tamam. Yapacağım ilk şey şu. Oktavı düşüreceğim. Ve sesi dinleyeceğim. Hayli düştü. 3 çok olabilir. Şimdi benim oynattığım ses bir tuşa bastığımda sadece bu dalga. Bu dalgayı oynatıp duruyor. Statik bir şey bu. Yani klasik bir synthesizer gibi davranıyor. Ama biz bunu dalga tablosu özelliğini bir aktive edelim, bir bakalım yani. Şimdi ben basılı tutacağım tuşa, yani bir notaya. Ve şu düğmeyi, yani wavetable position dediği, yani dalga tablosu pozisyonunu değiştireceğim. Pozisyonlar bunlar. Tamamı burada. Bakalım. İndirdim oktavı, bir kere daha indirdim, bakalım. Vallahi tablosunda ses olan her şey farklı bir tat verecektir. Enteresanlaşıyor bayağı. Ben yine bunu Monster 1'e alıyorum. Wavetable position bu işe yarıyor. Bunlar otomatize edilebilir. Onları da göstereceğim. Belli kaynakları var. Otomasyon kaynakları var. Serum'un kendi içinde. Ve otomatik bir hale getirir bu enstrümanınızı. Fuzzy random. Başa alayım bunu. Random'dan çıkartayım. Bakalım nasıl olacak. Tam, yani istediğiniz şekilde gelir hep. Olan şey şu zaten burada da. Hep önüne geleni oynatıyor. Burada gördüğünüz gibi bir evrim geçiriyor yani ses. Ses burada bir evrim geçiriyor ve sürekli olarak karşısına gelen dalgayı oynatıyor ve bu bağlamda da değişmiş oluyor hep. Burası enteresan bir konu. Burası bozma menüsü, warp menü. Girelim. Ne yapalım? Nereden başlayayım? Burada çok fazla özellik var. Ben bazılarından, hani en sonuç verenlerinden başlayayım. Mesela band. Yine aynı şeyi yapacağım. Bu sesi, yani dalganın bu pozisyonunu ben şu anda bükeceğim. Band kenarlardan içeri doğru sıkıştırıyor, büküyor sesi, dalgayı. Zaten burada net bir şekilde görünüyor nasıl bir şey olduğu. Bunun tersi var. Bend eksi var bir de. Ortadan dışlara doğru, yani dış kanatlara doğru bir esnetme yapar. Hepsinin tadı farklı. Dalga tablosu değiştikçe ve siz pozisyon değiştirdikçe bunların tadı değişecektir. Hepsinin farklı. Enteresan. Bend'i geçelim, PWM gelelim. Pulse Width Modulation diye geçiyor. Bunun İngilizcesi bu. PWM buna geçiyor. Yani bu bununla alakalı bir şey. PWM sıfırdayken, yani bozma menüsünün düğmesi sıfırdayken, en alttayken, en alt sıfır aslında, burada %100 demiş. Biz bunu sağa doğru hareket ettirelim ve pulse width, yani dalga genişliğini bir görelim, modülasyonu. Enteresan bir şekilde sağdan sola doğru ittiriyor dalgayı. Ve
küçültüyor ya da yok ediyor. Bir yere ittiriyor olabilir, yok ediyor olabilir. Çünkü ses gelmiyor bir yerden sonra. Şu an ses gelmiyor. Demek ki ittirerek dışarı atıyor. Boş bir düz çizgi bırakıyor onun yerine. İlginç. Bazı müziklerde ilginç şeyler yapabilir bu. Sizin zaten duydukça aklınıza geliyordur diye tahmin ediyorum yapabilecekleriniz. Pulse Width geçti. Asimetri var. Artı eksi. Bunları denersiniz. Flip enteresan. Flip ilginç bir şey. Flip şu anda bu dalganın bu halini ters çeviriyor. Bu enteresan bir bilim kurgu sesi de olur bunlardan. Böyle cızırdayan ekran gibi. Daha nazik bir sese yapalım bunu. Dalganın aynısını buraya bir daha çiziyor ama ters bir şekilde çiziyor. Yani bu tam %50'deyken dalganın deminki halini, ilk halini, yani şunun tam tersi %50'de. Şunu da söyleyeyim. Herhangi bir tuşa değer vermek için elinizle uğraşmanıza gerek yok aslında. Değerlerin başladığı ve bittiği yeri görürseniz, mesela bu 0.00'dan 1'e kadarmış. Veya bu da 0 dereceden 100 dereceye kadarmış. Bunu iki kere tıklayın. Mesela 50 deyin. Bu 50'ye gelir. Yani mükemmel bir şekilde 50'ye gelir bu. Flip böyle. En çok kullanılan olduğunu bildiğim bozma özelliği mirror. Yani ayna. Bir dalgayı, herhangi bir dalgayı alıyor, birazcık büküyor ama aynısını da sağa yapıyor ya da sola yapıyor. İkisinden biri ama bir dalganın ayna görüntüsünü, yani yansımasını buraya atıyor. Biraz zırdak bir ses ama... Warp'lar içinden en acayibi, yani en değişiği FM'dir. Bunu tek başına anlatmak pek mümkün olmuyor FM. Yani frekans modülasyonu isimli sentezleme tekniğini tek başına anlatamazsınız. Onun için bir tane taşıyıcı, bir tane de modüle eden sinyal gerekiyor. Taşıyıcı bu olsun. Modüle eden sinyal de bu olsun. Önce bunu duyalım. Yani bu. Kaynak bu. Bunu biraz düşüreceğim. Bir oktav düşse yeter. Bu düğmeleri hatırlarsınız, level dediği bir sesin desibelidir, şiddetidir. Onu düşürseniz ses gelmez. Ben tuşa basıyorum ama gelmiyor. Pan'ı da bilirsiniz zaten. Sağa ya da sola ya da sağa alır. Böyle bir şey. Şimdi frekans modülasyonu şöyle. Bir ses başka bir sesi titreştirmeye başlıyor ve o ses bundaki, yani osilatör B'den A'ya gittiğini farz edersek bir sinyalin, osilatör B'nin yapısı, dalga yapısı osilatör A'nın yapısına katılıyor. Yani üstüne yerleşiyor. Bu taşıyıcı oluyor. Bu da sinyali gönderen osilatör oluyor. Bunu en iyi şöyle anlarız. Analogdan basic shapes yaparsam burada sinüs uygundur bunun için. Bir tane de osiloskop açmak gerekir. Wavecandy mesela, evet. Osiloskop açık şu anda. Bunun ayarını yapmamız gerekecek mi? Bu dursun. Böyle dursun. Şurada dursun. Bunu büyütelim. Osiloskopa gelmemiz gerekiyor ama. Spektrum diye. Tamam.
Şu anda göreceğiniz, burada göreceğiniz hareket osilatör A'ya ait. Bu bir sinüs dalgası. Sinüsün görüntüye vurulmuş hali bu. Spektruma geçip duruyor. Evet. Peki biz buna FM sentezi yaparsak, yani kaynağı bulmamız lazım önce. FM from B demiş. Yani B osilatöründen FM bilgisi al demek bu. Onu yapalım. Şu anda o açık. Ben osilatör B'yi A'ya gönderirken duymak istemiyorum. Sadece osilatör B A'yı modüle etsin. Onun üstüne yapısını atsın ama kendisini ayrıca duymayalım. Level'ını sıfırladım. Gene de yapar o dediğim şeyi. Şimdi benim bu noktada hala sinüsü duyuyorum bu arada çünkü bunun sesi kapalı. Benim bu noktada frekans modülasyonu düğmesini arttırmam lazım. Mesela %25. Şu an sesi duyuyorsunuz. Şu yapı, bu yapı bunun yapısına katılmaya başlıyor. Biraz daha inceltsem şöyle. Dalga bozuluyor burada görürsünüz. Arttırayım. Yani bir şekilde osilatör B'deki yapı A'ya bir taşıyıcıya, yani A taşıyıcı ise eğer, kendini taşıttırıyor. Öyle söyleyeyim. B A'yı kendini taşıttırıyor. Ama B'yi bağımsız olarak duymuyoruz. Duymasak da iyi olur. Bu gelsin. Mesela daha karmaşık bir yapısı var bu dalganın. Şöyle bir öneri verebilirim. Bir taşıyıcı yaratacaksanız, bir osilatör A taşıyıcı ise ve B onu modüle eden osilatörse, taşıyıcıları genelde basit şekillerden seçin. Basit şekiller arasında gezelim mesela. Bu sinüs. Bu bir testere. Bu da çok rahat modüle edilir. Yani karmaşa yaratmamış olursunuz. Görüyor musunuz? Ana şekil bir testere dalga ama aralardaki üstündeki şekiller bu. Çok net belli oluyor. Bunu değiştirelim mesela. Pozisyonu değiştirelim. Bu bir üçgen dalga. Bu bir kare dalga. Net bir şekilde belli oluyor. Ve bunlar birazcık daha farklı dalgalar. Bunların adını bilmiyorum. Çünkü temel şekiller içinde yani çok rastladığım şeyler değil. Ama yine de kullanılabilir. Benim en çok kullandığım FM sentezinde sinüstür. Bunu kullanıyorum. FM aslında denemeye değer bir sentez biçimi ve farklı bir tekniktir. Yani wavetable gibi FM de bir yoldur, yöntemdir. Bunu denemenizi tavsiye ederim, fazlasıyla işinizi görür. Çok değişik sesler yaratabilirsiniz. Enteresan kombinasyonlar yapabilmeniz için. Şimdi bunu sıfırlayalım. Bu wave kendi de gitsin. Kafa karıştırmasın burada. Ne yaptık? Osilatörümüzü böyle bir ses çıkardım. Bir oktav düşürdüm. Unison'ları, yani çoğalttığın sesleri 5 kere arttırdım. Detonasyonu 0.10'a getirdim uygun bir rakama. Harmanlamayı mesela orta biraz az olsun, yanlar yüksek olsun. Fazı bunun baştan başlayabilir. Böyle olsun. Bunun wavetable position'ı oynamayacak. Ama oynayan bir şey yapalım biz. Mesela bu. Unison'a bağlı bir şekilde gidiyor. Ve ne yapalım? Quantize yapalım mesela. Bu da enteresan bir şey. Bu birazcık daha kalitesini bozar sesin.
Sanki biraz daha kalitesizmiş gibi geliyor ses. Böyle. Panning atalım. Mesela biraz sola. Bunun gibi. Bunları kombine ettiğinizde bir sürü sonuç çıkar. Çok şey açık bunlar. Bir sonraki dersten devam edelim.